abi. Çaktırmadan nasıl çıkacağız ya? Bilmiyorum, sakin ol. Bekleyelim biraz. Selahattin abi. Geldim lan, geldim. İbrahim, sıcağından iki tane simit ver bana. Peki abiciğim. Tam zaman abi, koş. Buyur abiciğim. Teşekkür ederim. Ne mafyası lan? Ha? Nereden kaçırdılar sizi? Kütüphaneden çıkmıştık tam baba. He. Eve doğru yürüyorduk. Koyu renk bir minibüs yanaştı. Böyle tuttular kolumuzdan, tıktılar bizi içine baba. Ay görüyor musun başımıza geleni Hüsnü? Hayırdır inşallah. Ay evladım, ah güzelim. Sonra ne oldu anlasanıza? Ha. Depo gibi bir yere götürdüler. Bir sürü başka çocuk da vardı. Böyle karanlık. Organ mafyasıydı adamlar. Sabah keseceklerdi hepimizi ama kaçtık. Zar zor kurtardık canımızı baba. İki saattir de yollardayız. Ancak gelebildik. Peki neden aramadınız beni çıkınca? Neredeymiş bu depo? Kimmiş bu adamlar? Baba, kafamı toparlayamıyorum zaten. Sorup durma Allah aşkına ya. Vah vah. Girip yatalım biz. Çok yorgunuz anne ya. Açız bir de. Yatın oğlum yatın, ben getiririm yatağınıza yemeğinizi, kurban olurum. Allah'ım sana şükürler olsun, evlatlarımı bağışladın ya bana. Dur sen, dur. Sakin ol bir ya. Yalan atıyorlar anne, inanmasana hemen. Ne yalanı kızım, görmüyor musun çocuklarımın halini? Abla hiç çekemeyeceğim senin kafrını. Ne olduysa anlattık işte ya, uğraşmasan artık. Anlayacağız bakalım ne olduğunu, anlayacağız. Şimdi gidin üstünüzü başınızı temizleyin, doğru düz bir şeyler giyin, gidiyoruz. Nereye? Merkeze götüreceğim bunları hala. Ha. İfadelerini alacağım bunların. Yerini anlatacaksınız deponun. Baskın yapacağız. Yapma ya baba. Yok yok. Hiç büyütmesek mi acaba baba? Olan oldu işte. Bak kurtulduk, iyiyiz yani Allah'a şükür. Niyeymiş? Niyeymiş? Dediğimi yapın hemen. Hadi. Hadi. Hüsnü ne diyorsun sen? Ne baskını, ne sorgusu? Bırak çocukları Allah aşkına. Karışma benim işime Suat. Bir defa da bir şeyime karışma ya. Yutmayacağım ben bu sopaların yaptıklarını artık. Yutmayacağım. Mutlaka bir halt karıştırdılar. Saklıyorlar ama öğreneceğim. Pes vallahi, pes. Allah'tan senin kafan azıcık çalışıyor Hüsnü. Yoksa bu şeytanlar parmağında oynatır insanı. Vallahi analarına kalsa oh. Uy of. Ay hala yani. Çekinme yemişim sende. Ne halası be, ne halası. Tamam, tamam, tamam. Şş, tamam hala. Sen uzatma bari. Tamam, sakin, sakin. Sakin, hallet. Tamam usta, geçmiş olsun. Görüşürüz merkezde, eyvallah. Ne olmuş abi? Gelmiş mi oğlanlar? Gelmişler, bir şeyler gevelemişler. Hüsnü yememiş tabii, merkezi alıp konuşturacağım diyor. Desene, eğlence var. Ya, sorma. Abi, İlka ile ailesini tanıyan birilerini buldum, konuşacaklar bizle. Güzel, başlayalım hadi. 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 Buyurun kardeşim. Güvenlik kamerasındaki görüntüler burada. Hıyar ağaları bütün gece dükkandalarmış. Git dedim çıktım. Dükkanında eksik bir şey var mı kardeşim? Yok. İki paket bisküvi bir de meyve suyu götürmüşler. Derdim o değil ki. Yüz bulmasın veletler. Anneleri babaları hiç ilgilenmiyor ki. Ne yüz bulması kardeşim? Bacak kadar çocuk bunlar. Yanlışlıkla kalmışlar işte, belli bir şey. Olsun. Yağ alıp götürselerdi bilgisayarlarımı. Kaç para harcadım ben bu dükkana biliyor musunuz siz? Veletler yatıp kafasına göre kalksın diye mi? Tamam kardeşim, görüntüler bizde. Kimlikleri tespit edip bulmaya çalışalım çocukları. Robot resim falan çizdirip dağıtalım etrafa. Bir zahmet. Sessiz olun, geçin şuraya. Geçin, geç, geç, geç. Hüsnü, yani senin bu oğlanlara kafayı bir taksak başka iş yapamayacağız yani ha. Farkındasın değil mi? Hiç sormayın başkomiserim, hiç sormayın. Bende de sinir minir kalmadı yani. Evet. Ne var elimizde? İlkay'ın bir erkek arkadaşı varmış. İsmi Oğuz. Aynı fakültedelermiş. Ama adam atılmış. Öğrenci işlerinden kayıtlarına ulaştık. Adresi de var elimizde. Güzel. Mahallede ne var ne? Erkek arkadaşı olduğunu bir iki komşu da doğruluyor. Oğlan arabayla mahallenin girişinden alıp gitmiş en son İlkay'ı. Yani en son bu Oğuz'la görmüş kız, öyle mi? Evet abi, evet. Hemen buluyoruz bu genci. Eldeki adresine gidilsin. Okuldan alınan diğer belgeler de incelensin. Tamam mı? Tabii. Karıştırmıyorsunuz değil mi lan bir şey? Yok baba, duruyoruz işte. Sen bak işine baba. Kes. Cevap vermeyin bana. Komiserim, bunu görmeniz lazım. Ne bunlar?
Kanlıca'da bir internet kafeye giren iki çocuk geceyi orada geçirip sabahtan da kaçmışlar. Güvenlik kamerası kaydından eşkallerin robot resmini çıkarmış karakol ekipleri. Dağıtıldı bütün teşkilata. Bütün teşkilata mı? Bakayım usta. Ya bir dakika ya. Ben bir yerden çıkaracağım bunları Hüsnü. Sen Mesut. Zaten gözler aynı sen abi. Baksana. Bir tanesinin saçları bile benziyor. Benzer tabii benzer. Eşek sıpaları bana pek bir benzerler. Ne robot resim baba? İnanıyor musun böyle saçma şeylere ya? Derinde bile çıktı lan kafe sahibi. Allah'ın iyisi. Lan hala konuşuyor musunuz? Siz hala konuşuyor musunuz? Yüzsüz yüzsüz hala konuşuyor musunuz? Baba gözünü seveyim yapma ya. Bu kadar insanın içinde ayıptır ama. Sus! Yok ya. Siz biliyor musunuz ayıbın ne olduğunu? Hemen yapıyorsunuz gereken işlemi hadi. Ne işlemi acaba? Nezarete atıyorsunuz bunları. Dosya açıp ifadelerini alıyorsunuz. Oradan da savcılığa tamam mı? Tabii abim tabii. Prosedür bu zaten. Ne yapalım yani? Dur lan. Anlaşıldı abim anlaşıldı. Ben zevkle bu görevi yerine getiririm. Büyük bir zevkle. Yürü. Yandık oğlum. Yürü. Yürü tuttu bu sefer. Yürü 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 yürü. Yürü. Baba. Pişmanlık yasasından yararlanabiliyor muyuz? Başlarım senin pişmanlık yasandan. Yürü. Yürü. Allah kurtarsın çocuklar. Ya bizim çocuk da böyle olursa? Evet. Başka? Oh be. Çoluk çocuk gürültüsü yok. Suat'ın dırdırı yok. Halamın uysuzluğu yok. Havada mis gibi zaten. Çıkmak lazım usta. Kapandık kaldık ya. Daha kapamadım vallahi. Habire bir şeyleri aşeriyor Zeynep. İşten sonra oradan oraya koşturuyorum. Kıyamam ben sana kardeşim ya. Ya ben bir çay alayım. Taze çay. Hemen komiserim. Hamilelik zor oğlum. Daha iyi günlerim bugünler. Daha iyi günlerim. Böyle devam ediyor mu Zeynep'in sinir bozuklukları? Etmez mi? Hem de tam gaz. Leopar yavrusu görür ağlar. Balkonda kırlangıç yavrusu görür ona ağlar. Kafayı yemezsem iyidir yani. İçimizde evlenmeye niyetli arkadaşlar varsa dinlesin ibret alsın değil mi usta? Bana mı bu laf yani şimdi? Bilmem. Sıra sende geldi. Ha mesela bak bizim Nali'ye. Bir haftadır perdeli kumaşla yatıp kalkıyor. Seçememişler mi daha? Ya yok ya nerede? Sen de bir kere bir taş at be. Vallahi onu bunu bilmem. Ben denedim bir kere evlilik olayını olmadı. Bir daha da zor yani. Büyük konuşma, büyük konuşma. Yok, vallahi mümkün değil ya. Belli olmaz mı işler? Hay Allah'ım ya. Ben de kabahat size laf anlatmaya çalışıyorum burada. Yok artık. Bu ne ya? Şey değil mi bu? Kim? Nusret.